Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeyiz ve Suruç'ta İstanbul Esenler Belediyesi'nin kardeşlik iftarı şu an var ve şu an meydanda yüzlerce insan toplanmış durumda. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu şu an burada, kendisi de yayın konuğumuz. Biz sözü fazla uzatmadan kendisine dönüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür aslında ediyorum. Siz ev sahibisiniz de size hoş geldin demek zorunlu. Evet, yok aslında biz ev sahibiyiz tabii. Suruç'ta biz kardeş belediyeyiz. Biliyorsunuz bu kayyum atamalarından sonra genel merkezimiz tarafından kardeş belediyeler oluştur. Ben de Suruç'a görevlendirildim. Biz o günden bugüne kadar burada bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bugün de bu çalışmalarımızı bu iftar sofrasıyla taşlandırmış olduk. Aslında biz biraz önce geldik efendim de iftara şu an oturan vatandaşları gördük. Suriyeliler var, işte burada oturanlar var. Yani böyle bir ensar ruhu da bir sezdik. Milletimiz zaten ensardır. Burada şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iftar sofrasının şu anlamda çok önemli bir mesajının olduğunu düşünüyorum. Yıllarca bu topraklarda birilerini ötekileştirmek istediler. Aslında kimsenin bu topraklarda bir başkasını ötekileştirmek gibi ne düşüncesi var ne de bir anlayış olabilir. Ve biz işte bunun aslında bizim bu topraklarda bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, biz bu topraklarda Kürdümüzle, Türkümüzle, Arabımızla, Acemimizle tek bir millet olduğumuzu, biz bu toprakları yıllarca göğüs göğüse çarpılarak ehli salibin ordularına karşı birlikte koruduğumuzu, birlikte mücadele ettiğimizi biz çok iyi biliyoruz. Ama bu bildiklerimizi birisi değiştirmek istiyor. Aslında o bildiklerimizi yeniden öğretmeye, yeniden anlamaya başlıyoruz. Bu nedenle 1100 kilometrelik bir köprü şu an oluşmuş durumda. Bu nedenle çok dediğiniz çok doğru. 1200 kilometrelik bir köprüyle buraya geldik. Bu köprü kardeşlik üzerine kurulmuştur. Bu köprü birlik üzerine kurulmuştur. Bu köprü dirlik üzerine kurulmuştur. Suruç'taki kardeşimizin acısı neyse bizim acımızdır. Suruç'taki kardeşimizin derdi neyse bizim derdimizdir. Bu acıyı, bu derdi birlikte paylaştığımızı, sevinçleriyle sevindiğimizi, mutluluklarla mutlu olduğumuzu, varsa üzüntülerle üzüntülendiğimizi bilmek ve bildirmek ve onların yerel gerçekten maddi ve manevi kalkınmaları için, varsa bizim elimizdeki imkanlarımızı birlikte paylaşmak için buradayız. Bugün paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğimizi bütün Suruçlu kardeşlerimize bildirmiş olalım. Aslında sadece Suruç değil. Biliyorsunuz Suruç'a yakın Kobani var ve Kobani teller açılınca Kobanilerin büyük bir bölümü Suruç'a göç etmek zorunda ve şu an aslında bu yaptığınız bu gönül köprüsü biraz da onları da ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor. Şimdi bu topraklar ensar topraklardır. Bu topraklar mazlumun dostu topraklardır. Bu toprakların ruhunda zalime karşı olmak, mazlumun yanında yer almak vardır. Onun içindeki Cenab-ı Hak bu topraklar hiçbir zaman için sömürge yapmamış. Bizim milletimiz tarihin hiçbir döneminde sömürge olmamış. Sömürge olmadığı gibi diğer milletlerden ayıran temel bir özelliğimiz var. Biz hiçbir zaman için sömürgeci de olmamışız. Bu millet, bu toprakların mayasına var olan bu iyilik, bu güzellik Ramazan'la kendisini bir tefekkürden tecessüme dönüştürüyor ve Ramazan'la beraber kendisini gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda biz bugün aslında bir sofra kurmanın ötesinde aslında bir manevi iklimle beraber birlikte iyi olmanın, birlikte iyi olabileceğimizi de her dem birlikte hissedebilmenin fotoğrafını vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Aslında ne kadar birlikte oturursak sanırım aramızdaki sorunları da öylesine çözmüş olacağız değil mi? Yok zaten. Var gibi görünen sorunlar. Evet, aramızda sorun yok. Sadece arada sorun üreterek sorun olmaya çalışan sorunlar var. O sorunları bertaraf ettiğinizde aramızda bir sorun olmadığını zaten çok iyi biliyoruz. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Ama arada sorun olarak, sorun üreterek, sorundan beslenen soruncular var. Onları bertaraf ettiğiniz takdirde bu millet Çanakkale'de birdi beraberdi, Kurtuluş Savaşı'nda birdi beraberdi, her dam birdi beraberdi, yine bir ve beraber olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Efendim bugün iftar için bir gönül köprüsü oluşturdunuz ama önümüzdeki süreçte Suruç için nasıl bir istihdam düşünüyorsunuz? Biz Suruç'la ilgili birkaç tane çalışmamız var. İş makinesi ihtiyaçları vardı. Şimdi onları karşılıyoruz. Kültürel eksikleri vardı. Onları tamamladık. Meslek kursları için eksikleri vardı. Onları tamamladık. Kültürel etkinlikler yapıyoruz. Bizden talep ettikleri taziye evleri vardı. Şimdi taziye evlerine başlıyoruz. Bu arada istihdamla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir talep oluşturarak buradaki gençlerin istihdamı ile ilgili bir çalışma yapabilir miyiz? Bu konuda da bir çalışma yaparak, yani Esenler'de yapmış olduğumuz bütün yerel ve kültürel kalkınma projelerinin özellikle buraya uyabilecek ne varsa bunları yapmak istiyoruz. Efendim önümüzde Kadir Gecesi var biliyorsunuz. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece. O geceyle ilgili hem düşüncelerinizi hem de burayla ilgili nasıl bir Kadir Gecesi'nde Esenler'le ilgili çok önemli bir projemiz var.
Biz her Kadir Gecesi'nde Esenler'de 10 bin hatim 100 bin dua diye bir programımız var. On binlerce hatimler okunuyor. O hatimlerin duasını yüz binlerce kardeşimizle beraber yapıyoruz. İnşallah Kadir Gecesi'nde bütün kardeşlerimi Esenler'e bekliyorum ben. Orada teravihten sonra yüz binlerce kardeşimizle beraber hatim duası ve duada duracağız. Kadir Gecesi'ni birlikte ihya edeceğiz. Her yıl bunu yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Burayla ilgili ne yapabiliriz? Şu an spesifik aklıma gelen bir şey yok. Ama yapabileceğimiz de varsa biz Ramazan boyunca, çünkü burada her gün çalışma yaptık. Burada her gün bir takım çalışma. Bir slogan oldu şöyle. Ramazan birlikte iyiliktir. Evet. Bu iyiliği biraz açar mısın? Ramazan birlikte iyiliktir. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde, hepimizin bildiği Asr suresinde diyor ki asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. Sonra diyor ki iman edenler, salih amel işleyenler hariç. Nedir? Salih amel iyilik. Bakın orada namaz kılan, oruç tutan diye sayabilirdi Cenab-ı Hak. Saymıyor. Ne diyor? Salih amel işleyenler, iyilik yapanlar, iyi işler yapanlar, güzel işler yapanlar. İyilik nedir? Bir başkasına yapmış olduğunuz katma değerdir. Hayatını kolaylaştırıcı, hayatını güzelleştirici, onun derdini ortadan kalkırıcı, onun derdini paylaştırıcı, her şeyin iyilik olduğunu düşünüyorum. Biz onun için bu Ramazan'da, bu Ramazan'ı birlikteliğimiz içerisinde, senin cinsin, senin ırkın, senin etnisiten, senin mezhebin, senin şunun, senin bunun demeden bir birliktelik içerisinde iyi şeyler yaptığımızda, o Ramazan'la beraber bütünleştiğimizde o birlikte iyiliği inşa etmiş oluruz. Biz iyiliği inşa eden toplum olmakla mükellefiz. O iyilik üzerinden şöyle gitmek istiyorum. Şimdi genç nüfus bayağı bir fazla. Şimdi çevremize baktığımız zaman gerçekten çok genç nüfus var. İstidamla ilgili tabii sen ki projeleriniz var. En genç nüfuslarından bir tanesi. Suruç da öyle şu an için. Hani Urfa zaten Türkiye'nin en genç nüfusu. Evet. Yani gençler için nasıl bir proje? Önümüzdeki süreçte neler düşünüyorsunuz? Ha, gençlerle ilgili yapmış olduğumuz meslek kursları var. Diğer kültürel etkinlikler var. Onlar devam ediyorlar. Hı-hı. Ama istihdamla ilgili esas bizim yapmamız gereken bir çalışma. Bizim istihdam merkezimiz var ve bu istihdam merkezimizde bu çalışmaları yürütmek. Çok teşekkür ediyoruz. Suruç için şu an iftar vakti. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Suruç için şu an iftar ezanı okudu. Yüzlerce kişi şu an birlikte iftar açmaya başladı diyerek sözü tekrar size bırakalım.